Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz haccın manevi yönü. Her ibadetin bir bedeni vardır, bir ruhu vardır her ibadetin. İnsan da öyle. İnsan şu beden görünüyor ama asıl insan görünmeyen ruhtur. İbadet de böyle. İbadet bir görünen hukuk yönü vardır. De görünmeyen yönü vardır, ruhu vardır, canı vardır ibadetlerinde. İbadetler bir ömrü deniyor, ömrü. Ömürde bir defa farz oluyor. Haç. Ömürde bir defa. İnsan da bir defa dünyaya geliyor. İnsan bir defa dünyaya geliyor. Haç nedir? Haç ölümün bir tatbikatı. Mahşerin tatbikatı haç. Ama ömürde bir defa farz olanı. Tabi üstüne gidebilir tekrar. İbadetler bir de senevi var. Yılda bir. Oruç, zekat, kurban, bayram namazı gibi öyle. Bir de usbu'i, haftalık var ibadetler. Cuma namazı, hafta bir. Bir de yevmi deniyor. Günlük, teşvik namazı. Hac ibadeti ömri deniyor. Ömürde bir defa farz oluyor böyle. Nasip olan tabi yine gidebiliyor. Bismillah buyuruyor inşallah. Hac hakkında ayet-i kerim okudum ki başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El haccü eşrün ma'lumat. Mevlam buyuruyor. El haccü hac nedir? Eşrün ma'lumat malum olan bilinen aylardır. Burada geliyor bilinen malum aylar. Yani İslam önce de bu biliniyordu, Arabistan'da biliniyordu. Hoş benim bela veriyor böyle. Hangi aylar bunlar? Şevval'den başlıyor. Ramazan çıktı mı Şevval giriyor. Sonra Zilkade giriyor. İki ay. Bir de Zilhicce'nin de 10 günü olmuş oluyor böyle. Bunlar hac ayları böyle. Bunun dışında hac yapılamaz. Ömre zaman yapılır ömre. Hac yapılamaz ondan başka. Öyle yerler. فَمَنْ فَلَا ف۪ينَ حَجَّ Kim de bu arada hac ederse, yani ihram giyerse oradan başlıyor bu da hac burada böyle. فَلَا ف۪ينَ حَجَّ Kim burada hacı kast ederek, niyet ederek ihrama giyerse. فَلَا رَفَسَ Refes yok. Refes, kadına yalnız kalkışmak yok. İhramdan sonra. İhram giyerden sonra çıkıncaya kadar fizikken akşam olacak böyle. Yani dokunması bile yani şehvetle caiz yoktur böyle böyle. Sakınma gerekiyor. Vela füsuka fısık, fasıklık günahtan daha sakınma gerekiyor haçta. Vela füsuka yani fasık, yani fasık günahki anlamına geliyor böyle. İhramdan sonra her günahtan daha sakınma gerekiyor ihramda gece böyle. Neden? İhram gece işler biraz sonra. İhram aslında kefendir. Yani kefendir. Kişi ölüyor. Öyle insan kadın erkeği duyar mı? Duymaz mı? Kadın erkeği duymaz mı? Öyle ki günah işler mi işleyemez böyle. Vela cidale fil hacı. Bir de hacda cidal yok. Cidal. Mücadele, tartışma, kavga yok yani böyle. Bu ebeye giriyor bile, sakınma giriyor böyle. Kişinin hakkı da olsa böyle, orada kızmama gerekiyor. Hacdan mı denir böyle. Sakınma gerekiyor. Tabii uzun yoldur, hava şartları değişiyor, insan yoruluyor, uykusuz kalıyor, insan güneş başına vurur, insanın sinir sistemi biraz bozulabilir, insan kafası biraz karışabilir. Ama melam veriyor, haçta cidal yok. Tansiyon yok aslında böyle, mücadele yok aslında böyle. Yani bağırma, çağırma, kızma bu şekilde böylece. Yani Allah. Bir de Mevlam buyuruyor, bu hac yolunu yaparsanız Allah bunu biliyor böyle. Mihayrin, ya'lemullah. Kişiye hacın farzları var, vacibi var, sünnetleri var. Fakat bunun dışında nafile olarak kişi ne yaparsa, tavaf eder, namaz kılar, Kur'an okur, Allah zikreder, yolda, şurada, burada. Bunları Mevlam bilirim böyle. Allah bilir. Her şeyi Mevlam bildiği gibi böylece
Burada özellikle buna vurgu yapıyorlar böyle. Yani hacda zamanı boşa harcamayın. Ömrü olduğu için, ömrü bir defa olduğu için mübarek yerlerde orada ömrü boşa harcamama. Yani toplamda efendim bir yere işte nasıl geldin, hangi arabaya geldin, rahat mı geldin, otur yerin yakın mı, uzak mı, şunlar bunlar böyle. Bunları boşaltmamdır böyle böyle. Yani gerçekten oradaki zamanı bilme gerekiyor, kıymetini zamanı böyle böyle. Boşa harcamama gerekiyor böyle. Yani işte ben tavamı yaptım, kutlamı yaptım. Fakat bunu da kanaat etmek görüyor. Yani kanaatsiz olmak lazım orada. Kanaatsiz olmak. Yapma gerekiyor böyle. Yapıyorsun tabii. Tavaf eder kişi. Namaz kılar. Kur'an-ı Kerim okur. Allah'ı zikreder. Savaşa'ya getirir. Birine yardım eder. Mesela giderken bakıyor ki ilerken kalkar eşyası var kişinin böyle kaldıramıyor. Rahatsızdır, özürlüdür mesela. Ona yardım eder. Hastadır onu ilgilenir. Hep bunlar nedir? Hayırlar bunlar muhtemelen böyle. İnsan bazı bir sahabe işler o kişiye göre küçük sevaptır ama Allah da büyük olur muhtemelen böyle. Mesela biri kaybolmuştur. Yerini bulamıyor. Kaybolmuştur da şaşkın böyle korkuyor orada böyle. Bulamıyor bu şekilde. Yardımcı olmak böyle. İcanın tavafa girme, nafet tavafa onu götürür. Daha sevap olur böyle. Daha sevap olur böyle. Fetezevvedu. Fetezevvedu. Tezevvüd, azıklanın melam biri. Giderken yiyecek oraya götürün. Neden böyle? Asıl saadet o dönemlerde Mekke'ye mükerremede hazır gıda yoktu zamanlarında böyle. Yani hazır gıda. Efendim fırında ekmek alayım da, pide alayım da, işte lokantaya gireyim, pilavayım da. Yok zaman böyle. Ne var zamanlarda böyle? Buğday satılıyordu, buğday yani. Öğütülmemiş buğday. Arpa satılıyordu. Bir de hurma vardı böyle. Hazırlandı böyle. Giden kişi oraya bir şey götürmeden ne oluyor bu sefer? Tabi alıp uğraşamıyor orada. Sıra başına bakıyor, eline bakıyor bu sefer. Birisi verseden böyle. Azık oluyor böylece. Biraz da Yemen'de bunu yapardı. Yemen'de bunu yapardı o zamanlar böyle. Bir şey getirmez dedi bir şey. Elan buyurdu. Fetezzebbe diyor. Azıklanıyor giderken böyle. Tabii günümüzde herhalde orada şey ulaştım böyle. Yani para olana bu günümüzde yetiyor. Ama bu ayet-i kerime uyarak ne gerekiyor? İnsan bir şekilde düzmesi daha iftar mıdır? Ayet-i kerime böyle. Yanında bir şey oradaymış, böyle hafif bir şey mesela. Ama gözümek oraya böyle. Hazreti Tekva, Hazreti Tekva. Fakat Mevlam buyuruyor, en hayırlı zat nedir? Azık, et tekva, tekvalık ama. Tekvalık böyle. Yani hayırlı zatı tekva. Böyle en hayırlı rızık, yani azık, yani tekvalık. Ne tekvalık? Allah korkusu, haramdan daha çok günahdan daha sakınma böyle. Ama gözünü sakın, şunu sakın, bunu sakın, ayağına basma, kimse rahatsız etme. Orada günahdan daha sakınma gerekiyor orada böyle. Müttekûni, Mevlam buyuruyor. Allah kullarına korkunuz, ya akıl sahibi öyle korkun Mevlam buyuruyor böyle. Allah korkulması gerekiyor. Şimdi demek ki haccın bu bir özeti olmuş oluyor. Tabi daha çok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de haçla ilgili var bunlar. Özet olmuş oluyor. Bir ihram giydikten sonra refes yasak. Yani kadınla ilgili bir şey konuşmak, bir duymak, böyle şey yapmak. Füsük, fasıklık, yani günah işlenen bir şey yapmak. Bir de mücadele, cidal. Kızmak, tartışmak, kavga etmek. Yok şey yok böyle. Hatta bazen mesela orada kişi bir şey yapıyor mesela, şunu mu yapıyor, yani haçla ilgili. Yoksa yanlış yapmışsın, yoksa yapmışsın. Artık bir bağırma çağırma böylece böyle. Bunlar yok o zaman böyle böyle. Bir de azıklanma. Bir de ne vardı? Ve yolda oradaki zamanı boşa geçirmeme. Şimdi tabii burada bir şey göremedim muhtemelen böyle. Göremiyoruz böyle şey böyle. Şimdi hesaplar bunu dair böyle. Her esnafın şöyle bazı bir mevsimi, zamanı, işte bir şey vardır böyle. Her esnafın bir şey vardır böyle. Ne yapar esnaf? O zamanı değerlendirir muhtemelen böyle.
Bir yere gitmez, şunu yapmaz, bunu yapmaz, böyle yapar böylece. Şimdi Mekke mükerremede, haram bölgesi, haram bölgesi, Mekke çevresini aldı içerisinde böyle. O da sevaplar 1'e 100 bin. Haremde sevaplar 1'e 100 bin. 100 bin. On ihrama ne kadar sevap? 1 milyon. 10 Fatiha okudun. 1 milyon Fatiha okunmuş sevap yazdı böyle. Bir Allah dedin, bir daha dedin böyle bak 100 bin. 10 defa dedin, 1 milyon muhtemelen böyle bak. Orada böyle. Yani çok böyle muazzam bir şey böyle. Kazançmadı böyle. Kanar böyle böyle. Her zaman gidilmiyor oraya böyle. Yani oraya gidip de hele Arafat'ta, çadırda çayını demle, şunları, bunları demle böyle, oturun muhabbet ettiğini demle, işte, şunları, bunları yani gerçekten yazık. Demek ki her zaman, her damla saniyesi, bak ne oluyor? 1'e 100 bin. Ben işte vakfı yaptım, yeter. Kendi de dua et Allah-u Teala'ya. Tamam, hoca etti duasını. Ama sen de dua ettin be. Belki sen de daha kabul olur. Ne olabilir mi tabi? Hoca Bey ezberlemiştir belki mesela, ezberi okurlar mesela onları falan böylece. Tabii iyi, hepsi var işlerinde böyle. Ama kişi ne yapıyor insan? İşin daha samimi gelir. İnsan kendi derdini bilir. Hastalığı vardır, yoksulluğu vardır, borcu vardır, harcı vardır, ölümleri vardır, şurusu vardır. Kişi ne yapıyor bunları? Özel dua demek yani böyle, candan böyle böyle. Yani vakfe bir defa yet, 10 defa yap, 20 defa dua et Mevlamıza böyle. Demek ki orada ne var? Sevaplar 1'e 100 bin. 100 bin böyle. Hele insan orada bir hatim indirebilirse, hatim, bak ne oluyor? 100 bin hatim. 100 bin hatim sağlıyor böyle. O kadar böyle. Şimdi kışı bakacak ya, mahşerde bakacak böylece. İki yer namaz kılmış mesela, nafile. İki yer namaz kılmış, farzın dışında. Ya farzın sevabı çok büyük böyle. Hepsi 100 bin. İki yer namaz kılmış böyle bir şey. Bakacak mahşerde, Allah 200 bin rekat koydu. 200 bin rekat. Böyle kılınır mı bu? 200 bin rekat mı Allah? Onun için biri orada hayır işleyiniz, Allah bunları görüyor, biliyor adamlar böyle. Şimdi gelelim inşallah hacın böyle fıkhı değil de manevi yöne bakalım böyle. Ben arkasına bakalım inşallah. Önce hac ölümle bir kardeş ölümle. Ona bir tatbikat olmuş oraya böyle. Şimdi günümüzde bu saatte gidiliyor. Kişi 3 saate gidiyor ama bu da niye başladı? 50 sene bir şey oldu mesela bu. Uçak gitme oraya böyle. Eşte ne var? Ben debeyle muhtemelen. İstanbul'dan kalk. Efendim, Balkan'dan kalk. Türkistan'dan kalk. Oradan kalk. Develerle, deve yürüyüşüyle muhtemelen. Deve yürüyüşüyle böylece. Hele çöllerde geceleri eser soğuk olur çöller. Gece yanar mı böyle? Gece yanar. Şimdi zaten günü çok sıcak olduğu için gece eser hava böyle böyle. Yani ısınınca ısın hava yukarı çıkıyor muhtemelen. Hava boş oluyor. Oradan başka hava geliyor böyle. Onun rüzgar olur böyle böyle. Gece soğuk olur. Günüze yanar, yanar, yanar muhtemelen. Yanar böyle. Yanar böylece. Başları kavrulur böylece. Düşünün ki kaç ay sürüyor yolculuk böyle. Kaç yolculuk sürüyor oraya. Şimdi evden çıkış bir nevi ölüm. Evden çıkarken ne gerekiyor? Abla iki kere namaz kılma gerekiyor muhteremler. Daha mümkünse daha evvelden bir gusül olsa insan daha da mabuk muhteremler. Ne çıkmaz böyle. Bu bir yıkanma olmuş herif. Ama bu olmadı. Gelen gidene var. Uğurlama gelenler var. Bu olmadı. Abdest alınır böyle şey. İki rekat sefer namazı, bu sünnet muhtemelen. İki sefer namazı böyle, iki rekat böyle. Bunu kişi yavaş yavaş kılar. Tabi bu anda insan bir heyecan olur. Stres olur anda böyle. Olmasa gerek iyidir bir şey aslında böyle. Oraya bir zevk numaraya karşı. İki namaz verir kişi. Duasını yapar muhtemelen böyle. Duasını yapar. Hem kendine dua eder, hem de kalanlara dua eder. Hem de kalanlara böyle. Allah'a emanet onlara da böyle. Böyle bunları. Sonra kişi ne oluyor şimdi böylece? Bir nevi artık öldü gibi kendine, ağır hasta, daha ölmedi.
artık ölüm varsa artık ölümünü bekliyor artık. Her an gelebilir diye böyle. Yola çıktı kişi şimdi. Ne gerekiyor yolda? İhrama girme. Mikat yerleri vardır. Yani belli bir yerler vardır. 5 tane bunlar. Gelen yönlere göre değişir. Yemen'e göre, Irak'a değişir, değişir böyle. 5 tane mikat yeri vardır. Mikat yerinde ihrama girilir. İhram nedir? Kefen muhtemelen. Kefen böyle. Dikiş yok. Hani beyaz kefen gibi, kefen gibi ihramda beyaz böyle şey. Erkekler tabii. Hanımlar ihramda onları örtemediği için, saklamadığı için onlarla giyerler hanımlar böyle. Ama ne var ki? İhramın yasakları onları kaplıyor ama. İhram böyle. Mikat yerinde yine aslında sünnet olanı gusül etmek orada böyle. Aslında böyle. Ama yapılamasa ne olur? Abdestini yine orada. Abdestini. 2 rekatta namaz kılır. İhram namazı verir bana. 2 namaz kılır. Bu insan aslında cenaze namazına işaret olmuyor. Yani kişi öldü. Öldü orada. Çünkü namaz ihrama giren sonra kılır namazın işlemi böyle. Önce kişi bir yıkanır. Hatta temizliğini yapar. İhramdan önce koku sürebilir kişi böyle. Önceden. Sonra da sürülmez. Koku sürebilir. İhramını giydi. Niye etmedi hacı ama. Etmeden 2 rekat namaz. İhram namazı böyle. Bu kişi nedir? Öldü. Bunun bir cenaze namazı kılınıyor böyle. Namaz selam verir. Ondan sonra ne yapar? Niyet eder. Ömreye ise ömreye. Hac ise hacına göre. İfratsa hem hacı niyet eder böyle. Tematı ise ömre niyet eder. Kransa ikisini bir de niyet eder. Ona göre bu tabi değişiyor bu. Ondan sonra oturuyor eden telbiye getirir. Telbiye. Ondan sonra kişi mürim oluyor. Telbiye. Lebbeyk Allah'ım lebbeyk. Lebbeyk Allah'ım lebbeyk diye telbiye getirir kişi böyle. Bunu getirdi mi artık kişi oldu muhrim oluşmadan böyle. Erkek muhrim, hanım muhrime dedi bunu hemen. Oldu. Şimdi oldu artık kefene giydi, öldü. Artık dünyanın artık ilgisini bayağı kesmesi gerekiyor böyle. Tıraş olmaz, bir kılını kaparamaz, tırağını kesemez, koku süremez, koku sabunla yıkanamaz, dikiş elbise giyemez. Erkekler oldu böyle. Başını örtemez. Örtesi cezalar var bunların böylece. Bir de haram mevkideni böyle Mekke çevresinden oradan bir şey koparamaz. Neyi koparamaz? Kendi kendine yetişen bitkileri. Yani kişi mesela ekmiştir bahçesine onu koparabilir böylece. Ama Mekke'de kendi yetişen ağaç olsun, bitki olsun, ot olsun onu koparamaz. Yasak onlar böyle. Avı avlanmaz. Avı hayvan mesela gelir böyle, dokunmasınlar böyle. Ne gerekiyor şimdi burada böyle? Tekvalı, Allah korkusu, her türlü mücadeleden sakınma böyle, tartışma bırakmak gerekiyor bunları böyle. Bundan sonra yolda hep telbiye getirilir, telbiye. En makbul ibadet, telbiye burada böyle. Biraz da hafif yukarı çıkarken böyle falan böyle, namazdan sonra falan yollarda böyle, hep telbiye getirilir böyle. Lebi Allah lebek diye telbiye getirilir. Mekke'ye giriş. Mekke'ye giriş böyle. Mekke'ye mükerremenin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu yer ilk dünyada orası kara parça oldu. İlk defa mı? Yani dünya gaz halindeyken, kızın gaz halindeyken böyle soğan başlayınca ayet-i kerime geliyor. Evle beytin. Uzaylinas diye geliyor ayet-i kerimede. İlk olarak Kabe'nin bulunduğu yer orası yeri oldu. Kabe altında bir taş vardı, yeşil taş vardı derler. Kalın. Temel budur böyle. Yeşil taş vardı böyle onun altında. İbrahim Aleyhisselam onun üzerine kurdu duvarlarını yaptı derler. Yeşil taş vardı altında böyle. Hatta Peygamberimizin henüz pek olmadan önce Kabe harap oldu. Çok sel geldi. Aradan bir yıllarca geçmiş, binlerce yıl arada geçmiş. Çamurla tabi olmuştu, taşla yapılmıştı. Harap oldu o Kabe. Kabe'yi yıktılar şeyler, Kureyşliler. 4'e bölündü grup böyle. Her grubu duvarını yıktı, onu yapacaklar bunları. Şimdi sıra geldi, temeli açalım dediler böyle.
bir muazzam bir demir kasıya soktular böyle. Hafif şey yaptılar. Mekke sallandı muhtemelen böyle. Bıraktı anlasa da böyle. Yeşil taş, yekpare bir taş böyle. Taş böyle şey. Şimdi Beytullah deniyor buna. Beyt ev demektir. Beyt Allah'ın evi anlamına geliyor. Yani bir dünyada bir misal, temsil böyle. Yani kul ne yapıyor orada? Allah'ın evini ziyarete gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor böylece. Bunu giderken yolda gözü büyütme gerekiyor yolda giderken böyle. Yani yolda fazla konuşmama gerekiyor yandakilerle. İzlememeye gerekiyor böyle. Kişiye nereye gittiğini düşünmesi tefekkür gerekiyor orada böyle. O Kabe'yi kim bina etti? Kur'an, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam bir kişi. İki peygamber yaptı. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o kadar sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in, Eylullah, Sülahalar, hep onu tavaf ettiler Kabe'ye muhtemelen böyle. Düşme gerekiyor bunlara böyle. Yani Mekke'nin her karış yerinde Peygamber ayak izi vardı muhtemelen. Peygamber doğdu, Aleyhisselam orada doğdu, orada büyüdü muhtemelen böyle. Eylül sene, Eylül sene var Peygamber'de. Bunun için Mekke mükerremede düşünme gerekiyor. İnsan bir yere basarken buraya Peygamber basmıştır diye muhtemelen böyle. İmam Malik Hazretleri hacca gidiyor muhteremler. Hacca gidince böylece tabi tuvalete geliyor. Dışarı çıkıyor. O zaman tabi tuvalet yok da böyle dışarıda açıkta bir yapıyorlar böyle. Sıkışmış da böyle. Şimdi bir yere geliyor. Oraya çömelecek. Aklına geliyor. Yarısı da oturmuş da burada. Ayak basmış da buraya. Yapamıyor da böyle. Kalkıyor. Öteye gidiyor. İşte bakıyor bakınıyor. Hırsız peki buraya gelmiştir, oturmuştur, ayak basmıştır buraya. Harem içine çıkıyor. Harem bölgesine çıkıyor muhtemelen böyle. Hep böyle yapıyorlar böyle. Bunlar kimler bunlar? Bunlar gafil olmayanlar, gafil olmayanlar. Gafil yok bunlar muhtemelen böyle. Uyanıklar böyle. Uyanık, gün uyanık bunlar böyle. Atladığını bilenler bunlar böyle. Ben böylece. Kabe'yi görünce telbiye bırakılır. Tekbir orada. Allahu Ekber denir böylece. O dua gerekiyor. İlk Kabe'yi görünce o dua etme gerekiyor. O dua işte çok kabul edilen bir dua. Müsticab dönüyor bu dağda. İlk kişi ve Kabe'yi görünce, ilk gördüm böyle. Hangi kadına girersen gir. Kabe'yi esen tabi yok ete binaları, açıkmış sen böyle. Kabe kişi gördüğü anda, Beytullah gördüğü anda şöyle hemen durma gerekiyor. Tekbir getirip orada elini kaldır, dua et böyle. Artık işine ne geliyorsa, işine doğuyorsa bakma gerekiyor burada. Ondan sonra bu Mevlamızın yani kapısı etmen dolaşma böyle. Ya Rabbi beni kuluna kabul et beni diye muhtemelen böyle. Böyle. Eder misin beni Rabbim böyle böyle. O dolaşma muhtemelen böyle. Şimdi bir insan çok sevdiğine çok aşırı ama şey mesela, canı, ciğeri, yavrusu mesela, uzun zaman gelmeyi neyse artık böyle. Derim ki, gitti ama evine birden giremiyor. Üç tabakadan biri veya hatta diyelim böyle. Kişi ne yapar? Hemen yeten bir dolaşır şöyle bir. Bakar bu işte benim yavrum burada oturuyor. İşte bu beytten böylece beden muhtemelen böyle. Bu Mevlamızın beytidir, evidir bu şekilde. Mevlamızın evi yeterden dolaşmayana böyle ya Rabbi beni kulluğa kabul et Allah'ım beni diye böyle. Rabbi ben senin beytine geldim, filan yerden geldim ya Rabbi. Beni kulluğuna kabul et ya Rabbi derten böyle. Yani iltica böyle. İşte orada başlangıç bir taş var, cennet taşı. Adı Hacer Esved. Hacer taş demekti. Kara anlamına geliyor böyle. Tam kara değil aslında böyle. Yani kahverengimsi, çikolata rengini açıyor bu şekilde, rengi böyle. Onun kokusu vardı muhtemelen. Kim bilir artık kaç bin, yüz bin veya milyon belki de seneden beri. Milyon vardı mutlaka, fazla belki de belki. Çünkü Kabe'den önce de vardı taş burada. O kaldırıldı, gökyüzüne kaldırıldı Nuh tufanında. Beytül Mahmud deniyor buna. O zaman da vardı burada. Hacer Esved, onun özel kokusu var böyle. Hiç gitmiyor koku böyle. Koku süremiyor böyle. Tabii günümüzde biraz zor şartlar, izlem olduğu için ama oraya kim gidebilirse oraya başına sokar, gümüşten muhafazası var böyle.
İçine başı girebilir. Yani böyle böyle girebilirse tabii. Ama kimseye eziyet yapmadan böyle. Kimseye sıkıştırmadan, şey yapmadan öyle mesela bir vakit uyar da gece mece bir tenan zamanında yapabilirse buraya başına sokar muhtemelen böyle. Şimdi kim Hacı Efendi tavaf ederse Hacı Efendi taşı. Yani dünyada karşı İslam dönüyor böyle. Sokulamadı. Tam karşısına gelir. Yani kendini gösterir ama böyle. Yani kameraya kişi poz veriyor. Kamera var böyle. Manevi kamera böyle. Onun karşısına gelince dikkat etmeye gerekiyor böyle. Tam karşısına uzatmayacağım başını cevabına deyip ayağına bas kaldır cevabına böyle. Yüzüne kalmasa böyle. Kaldı bir poz yapacak. Görünsün böyle. Neden? Çekim yapıyor böyle. Çekim yapıyor böyle. Orada çekim yapıyor böyle. İki ele kaldırılır. Bismillahirrahmanirrahim. Derim. Ve bunun daha şeyi var böyle. Yani ahdimi vefa ederek Allah'ın sözümü ezelde getirmek üzere derim, gelin derken bu şekilde kaldırılır. Orada herkesin orada şeyi çekiyor muhtemelen böyle. Çekiyor böylece. Her önüne geçişinde yani İslam'dır böyle. Her çekiliyor bu şekilde böyle. Mahşer günü o da şey gelecek, mahşere gelecek bu vaktinde onu şahit yapacak bunlara böyle, buraya gelenlere. Yedi sefer dönülüyor. Bir dönmeye bir şav deniyor, yedi dönmeye bir tavaf deniyor böyle. Her tavaftan sonra iki namaz kılınır böyle. Tavaf namazı kılınır böyle. İki tavaf namazı kılınır. Makam İbrahim diye var bir yer böyle. Makam İbrahim kapı tarafında. Bir camı geçtiğinde bir şey var böyle. Gitmeyen de bilir, görmüşler böyle. Kıtabından görmüşler, görmüşler böyle. Nedir bu makam İbrahim muhteremler? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a emir verdi. Kâbe yok ama böyle. Boş orası. Mekke de yok. Tek bir insan yok. Hatta kuş, hayvan, kedi yok orada böyle. Su olmadığı için böyle. Su olmayan yerde kuş da vermiyor tabi orada. Ne bir uçuyor, ne bir kervan geçiyor, ne bir kedi köpek var böyle. Issız orası. Hacı Hanım'ın sonra okuna gireceğim inşallah. Rahim ona izin, emir verdi. Ya İbrahim git filan yerde, benim orada beytim vardı, beytim mamur vardı. Oraya bina yapalım bakalım böyle. Belan buyurdu. İsmail Aleyhisselam büyümüştü. Delikanlı olmuştu. Bir an İsmail'e geldi. İsmail Aleyhisselam yanına aldı. Geldiler. İsmail Aleyhisselam taş başı taşıma. Yedi dağdan. İkisi de peygamber muhtemelen böyle bak. Peygamber muhtemelen. Dağdaki taş yuvarlanan yere İsmail Allah aşkına beni alıyor muhtemelen ben. Kâbe'yi taş alayım ben diyor muhtemelen. Kâbe'yi taş alayım muhtemelen. Kâbe'ye. Taş yuvarlanıyor muhtemelen. Yuvarlanıyor. O tabi seçip alıyor böyle. Düzgünlerine alıyor onları. Getiriyor. Çamuru kırıyor. Karıyor. İbrahim Aleyhisselam babası da ölüyor muhtemelen. Düşünün ki iki peygamber vardı. Biri usta, biri amele, mühendis değil, Cebrail Aleyhisselam ama. Yani orada böyle. O yerini gösterdi, yerini gösterdi. Bir de böyle bul gönderdi. Böyle. Tam Kabe'nin çapında. Çapında bul verdi. Bulun çizgisini belli yemedi. Yeri buraya bir böyle, bul böyle. Bilgisi buraya böyle. Orada İbrahim Aleyhisselam veriyor bunları. Mevla zikrederek artık onların bir sahne, aklım hemen onların tabi durumlarına. Dua yükselince, İbrahim bu yetmedi şimdi ama. Yetmedi. İsmail dedi oğlum, İsmail dedi git dedi böyle. Bir taş getir de, iskele yapıyorum, önce basayım. Öyle bunu öyle bu şekilde. İsmail dedim gitti. Şimdi bir taş arıyor, düzgün kayada kopuk bir taş böyle. Düzgün bir şey arıyor böylece. İşte o taşı buldu. Bana dedi şimdi bakalım İbrahim diyor. Bakın İbrahim diyen taş böyle. Onu buldu. Taş belki bir ton vardır bilmiyorum tabi de ama ağırdı. İsmail Aleyhisselam'ı getirdi ama kolay getirdi. Hafif aldı. Aldı kucuna getirdi onu. Böyle. Ama kolaylık verdi kendisine böyle. Rabbim aldım yer çekimini kilo sıfırlı yattı bile. Allah'a bir şey verecek. Yer çekimi meselesi var. Böyle. Taşı getirdi. İbrahim onun üzerine bindi. Bindi ama şimdi şu var. Bir problem var şimdi burada. Tamam, oraya iki üç tane şey ördü böyle değil mi? Gezmesi gerekiyor. Yani taş nasıl gelecek? Ayakları yok. Merdiven tekeri yok böylece. Ama taş
Kendi gördü muhtemelen. İran sen burası ördü. Demin sağa doğru gidiyor böyle. Taş kendi gidiyor muhtemelen. Biz ördü. Normal böyle. İkinci sıra geldi. Yine boyu kısa geldi böyle. Taş yükseldi muhtemelen. Taş böyle. Bir de Rabbim ne yaptı taşı? Yumuşattı. Yani sünger gibi oldu. İnanırsın taşı böyle. Hatta ayağa battı böyle. Ayak izi var böyle muhtemelen. Ayak izi var böyle. Yani sert taş. Yani zahmet vermişse bir peygambere Mevlam ona ne yaptı? Taş yumuşadı muhtemelen böyle. Taş yumuşadı. Ayaklı izi var hala orada böyle. Duruyor mesela böyle. Aynı taş böyle. Aynı taş Kamil'e duruyor muhtemelen böyle. Şey çizim, hava dışında böyle. Bu şekilde bir tane sonra Mevlam böyle bir tavaf edin bakalım şimdi işte böyle. Evvela böyle. İlk orada tavaf eden iki peygamber muhtemelen. Baba oğul, iki peygamber, ilk tavafı onu yaptılar böyle, onu böyle. Kimse yok ama böyle. Bana tavaf ettiler. İbrahim Aleyhisselam şimdi düşündü böyle, ya Rabbi sen bana emir verdin, ben bunu yaptım. Buraya kim gelir ama? Çöl. Yanıyor böyle. Etrafta köy yok, bir şey yok böyle. Uzakta kim buraya gelir ya Rabbi? Kim bunun tavafa gelir buraya ya Rabbi böyle? Böyle kalbine geçir ama bu şekilde böyle. Ben burada İbrahim sen onu düşünme. Yani böyle vezne finnazi ayet-i kerime var böyle. Ben burada sen çık. Ya Ebu Kuvvet dağına iki var ya makam İbrahim makam şeye İbrahim'e taşlarına böyle. Sen buna çık. Ben burada insanı çağır. Davet et. Çağır insanı böyle. İnsanı davet et. Ben seni duyururum onlara. İbrahim sen çıktı. Bir ayet Ebu Kuvvet kendindeki dağ böyle, tepeye. Çıktı evvelce. Yani ya yiyen nas. Rabbim emretti buraya ben bir bina yaptım. Bunu hacını böyle. Hacı gelin bunu böylece. Buna cevap verdi ruhlar. Ruhlar ama. O anda misal yok dünyada. Cevap verdi bunlarla. Lebbeyk ya İbrahim. Bazı bir defa dediler. Lebbeyk ya İbrahim. Yok buna bir defa nasıl olacak? Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk 10 kere, 20 kere İmam Azam 55 defa var. İmam Azam 55 defa var. 55 defa. Lebbeyk, lebbeyk evrendi böyle. Kim o ruh aleminde oraya lebbeyk diye cevap karşılığı vermişse ve kaç defa demişse o kadar gidecek muhtemelen böyle. Şeytan tabi orada görüyor onları. Dedi ki şeyden, ya Rabbi dedi, ben de çağırayım, benim de adamlarım vardı böyle, bana da izin ver, çağır bakalım. O da çağırdı muhtemelen böyle. Bu defa ona bazıları libe dediler be, demeyenler böyle. Onlar gidecekler, neyle? Şeytan daveti çıkın derler. Onlar gidecek, onlar daveti olacak, olacak böyle. Oraya gitti mi onlar? Uyum sağlayamaz, orası sevmez, araba kızar, ona kızar, buna kızar, artık canı sıkılır, patlı, of of böyle. Ofla ofla yani aman diye bir kuş çıksan buradan da böyle baktı. Kim onlar? Şeytan davet edenler orada böyle. Bir de Allah'ın davete özel davet var. Ona gidelim baktı. Allah'ın özel daveti böyle. Mevlam davet etti ruhları. Yani ya Rabbi lebe derler. Onlar da kalırlar. Ölür yanına. Onlar orada kalacaklar. Onun ecir alacak onlar böyle. Bunların daha üstün tabi bunların ki böyle. Şimdi Kabe tavafından sonra orada bir say ediliyor, say. Say gayret yani bir yürüme, gayret etme anlamına gelir böyle. Say deniyor, iki tepe. Safa, Merve tepeler arasında bir say ediliyor. Bu say ederken de muhteremler şöyle buyuruyor, Allah dostu evliyallah şöyle buyuruyorlar muhteremler böyle. Orası mahşerdeki mizan yeri. Mizan yeri, mizan. Terazi yeri böyle böyle. Safa tepesi mizanın bir kefesi. Merve kefesi bu şekilde böylece. Kefesi böylece. Mizan böyle. Şimdi orada kişi diyor, hesaba çekiliyor. Günahı sağ, yani safa tepesine konuyor. Günahı da merve üzerine böyle. İki tepe konuyor bu şekilde böylece. Bu nedir işte böyle diyor. Bir safa demek koşuyor diye bakıyor, günah sevabına bakıyor. Ne kadar sevabına bakıyor bu şeye böyle. Bakıyor, bakıyor böyle. Acaba günah ne kadar? Bir de koşuyor Merve'ye. Günah var böyle.
Orada Safa'dan başlanıyor. 7 kere gitme gelme Merve'de biter. Bir gittim bir, dönüş iki olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Neden bu? Nereden kaldı muhtemelen bu? Hacer validemiz. Hazreti Hacer validemiz. Hazreti Ahlâ Hazretleri böyle. İbrahim Aleyhisselam'ın zevcesi yani. Zevcesi. İsmail Aleyhisselam tabi doğdu. Rabbim emir verdi. Tabi uzun konu, oraya fazla girmeyeceğim. İbrahim Aleyhisselam ilk yavrusu. Bir de gurbette olduğu için Urfa'dan aslında doğdu, büyüdü. Oraya gitti. Filistin'e. Hala orada El Halil kasabası var. El Halil kasabası var böyle. Kudüs civarında. Oraya yerleşti. El Halil onun lakabı. Allah'ın dostu anlamına geldi böyle. Sabah namazına çıktım o kasabadan. Sabah namazına çıktım. Oğlum ödüne ait orası. Baktım herkes yani böyle bir tasla bir şeyle bir şey götürüyor böyle. Yemek götürüyor bir şey böyle. Sordum orada. Neler ettiğim? İbrahim Aleyhisselam'ın evinin bulunduğu yerde. Bulunduğu yerde. Her yerde kazan kaynıyor böyle. Kazan kaynıyor böylece. Bir zengin bir yengen orada kazan kaynatıyor böylece. Bir umurumdan böyle bak. O devam et hadi edin böyle. Böyle, böyle. İbrahim Aleyhisselam'ta oraya gidince gurbet olduğu için ya Rabbi bana bir evlat ver dedi böyle. Seyim dedi böyle. Onlar bunu İsmail Aleyhisselam'a verdi. Dedim. Hazreti Hacer'den verdi böyle. Sarıldı olmadı hatırlamı olmadı böyle. İbrahim Aleyhisselam çok sevdi ama. Çok sevdi. Çok ama sevdi böyle. Eve gelir, onu kucağına alır, öper, koklar artır, o kadar böyle. Yani hanımına bak, kimse bakmıyor böyle. O kadar seviyor. Ama olmadı o dönem. Neden? Bir gönüle iki sevgi sığmadı. Böyle. Güzel işin bu olabilir. Bir gafiliz mi gönüme böyle. Ama bir peygamber için, bir evliye için bu biraz zor mu böyle. Yani gönülde Allah sevgisi varken o sevgi ortak. Ortak bak, sevgi ortak mı böyle. Ortak, bunu ben istemiyorum muhtemelen böyle. İstemiyorum. Ne gelir şimdi? Bir ceza. İşte. Ama bu aslında kaderin cilveleri bunlar. Ezel yazılmış bunlar ama bunlar böyle. Hep bunlar siyahlar bunlar böyle. Tabii emir verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Oğlu İsmail'i al. Daha kucakta. Yani süt emer çocuğu böyle. Hacer'i al. Götür bunları. Plan yere bırak bunları böyle. Böyle. Kudüs yakınından Mekke'ye. Nevzen'e bindi. Hacı anamız yanında, İsmail yanında. İki de kap, kırba deniyor böyle. Yani tulum. Mesela tulum çıkarmış böyle şeyden, koyunlardan, böyle keçilerden. İki tulum böyle. Birinde hurma dolu, birinde su. Bu kadar böyle. Dolu. Götü onları oraya böyle. Tam Kabe olduğu yere geldi. O da tamam dedi böyle. Kabe yok ama böyle. Mekke'de yok böyle. Yani bildiğin çöl böyle. Yanan bir çöl böyle. Bir de Rabbim ona emir verdi. Hiç konuşmak yok ama. Bırakın onu böyle. İmdat ağır peygamber böyle. İşaretti Hacer Hamaz'a. Aşağı in. İndi. Çülüyor onu kucağına böylece. Suyu verdi. Hurmayı verdi. Döndü. Geri gidecek böyle. Hacer Validemiz. Genç hanım böyle. Şeytan bir bakımda böyle, Allah ne çadır var, ne bir kervan geçiyor, ne bir kuş sesi var, kızın bir her tarafı çöl, taş, çöl her böyle böyle, korktu. Orada kalınca, dönünce İbrahim Aleyhisselam, arkasından koştu. İbrahim beni kime bırakıyorsun burada? Kime beni bırakıyorsun burada böyle? Ne yapacağım ben burada böyle? Bu şekilde konuşma, başım büktü böyle, bilmiyorum. Emredir Rabbim, her Rabbim Mevlamı böyle. Durdu. Yavrum gidiyor. Yine bakındı ama yine korktu o derler. Tekrar koşverdi. İbrahim beni kime bırakıyorsun? Ne olacak benim halim burada böyle? Böyle yaptı. Bilmiyorum. Üstüne tekrar koştu. İbrahim ne yapıyor deyince yapınca Allah'ım emretti. Bak o zaman tamam hadi böyle. Bak. Allah emrediyse bak. Peygamber'e güvenmiyor bana. Peygamber görmez hiç peygamber. Peygamber kul böyle. Allah emretti. Deyince, o zaman Allah beni görüyor bir bıraktı.
geldi. Hemen Hazret kısmında Kabe'nin duvarına yakın yerde böyle böyle ufak bir dikene bir ağaç var böyle. Fundalık mı şey böyle böyle yani ağaç değil de böyle bir gölük yapan böyle böyle. Onun altına batı be. Tek yer orası böyle. Malı mülkü batı böyle. Yani yanında ne bir çamaşır var fazla, ne bir örtüsü var, ne bir şey var mı? Ne kabuk kazan var böyle böyle. Bir şey yanında böyle. Oturup böyle. Çocuk kucağında, yavrusu kucağında. İrahim Asad'ın gözüne kayboldu. Tepi açtı böylece. Tabi akşam oldu ama. Hava karardı. Gece oldu. Alıştı artık oraya mı? Yalnız ne yapıyor? Hurma bitmesin diye hurmayı yemiyor tekrar tekrar böyle. Ağzına atıyor hurmayı böyle, tutuyor ağzına böyle. Hurma belki yarım saat ağzına kalıyor böyle. Yavaş 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 eriyor ağzına böyle. Suyun emiyor muhtemelen böyle. Çekirdeğini yutuyor mu ondan baba? Atmıyor mu çekirdeğini böyle? Çekirdeği azmeler mide. Çekirdeği atmıyor tabii böyle. Öyle böyle çok acıkınca, devam diyelim çok acık zamanlar az bir hurma atıyor. Hurma uzun zaman ağzından duruyor muhtemelen böyle. Yutu çekirdeğini de. Sulu zamanlarda az az yudum 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 içiyor onu böyle. Bitmesin diye. Bitti ama. Bitti bak. Hurma da bitti. Su da bitti. Su bitince ne oluyor su bitince? Sütü kesildi şimdi. Süt kesildi muhtemelen. İsmail Aleyhisselam bebek ağlıyor şimdi ama ya. Çocuk aç kaldı, acıktı, sudu. Ağlama başladı. Bir anne yüreği. Yani bunu düşünme gerekiyor orada muhtemelen böyle. Bir anne yüreği böyle. Çölde böyle. Issız çöl muhtemelen. Oradan kerameler geçmiyormuş böyle. Kerameler geçiyorlar, kuyudan yere geçerek kerameler böyle. Yolda su olur böyle. Oradan kerameler geçmiyor. Yani deve yok, komi geçmiyor. Bir de kuş, kedi yok böyle. Bir şey yok böylece. Ana yüreği tür başta ağlamaya, bitkin hale geliştiriyor bu şekilde. Tabii kendi de bitkin ama yavrusu da onun gönlünü tabi böylece. Onu acıyor. Ayağa kalktı. Hiç gezmemiş. Hep orada oturmuş. Ayağa kalktı şimdi böyle. Şimdi bakındı böyle. Bakındı. Sabah tepesi yakın benim oraya. Kâmbun diğere. Onu gördü. O zaman tabi daha yüksek tepe ama böyle. Hatta 60 yılında bile yüksekti o zaman böyle. İçi böyle dola. Şimdi çok şey oldu böyle. Onun üzerine çıktı. Hazreti Hacı Validemiz üzerine çıktı. Niye çıktı? Etrafa bakınca yukarıda bakacaktı. Oraya çıktı. Etrafa bakınca şimdi böyle. Acaba su var mı? Su var mı acaba etrafında böyle? Bir insan, cin, kuş, muş böyle bir ses bir şey var mı bir şekilde böylece? Bir şey göremedi o böyle. Göremedi. Tabii çaresiz böyle. Muazzam artık bir daraldı, sıkıldı, atlayacak böyle yavrusu orada. Ne yapacağını bir çağrısı geçtiğinde böyle kıran yok şekilde. Karşıya baktı, bir tepe gördü. Tam karşısında Merve'yi gördü. O gitme başladı böyle. Normal böyle yüreğe gidiyor oraya böyle. Vadi vardı orada, vadi böyle. Vadi çukur. Vadi çukura girince etrafı göremedi. Bayağı derinmiş bir böyle. Boyun kovalmış bir şey böyle. Vadiye girince, oraya girince görevli korktu oradan. Orada koşmaya başladı. Şimdi koştuğun orası koştuğun. Şimdi düz tabi orası, burası böyle. Asfalt şimdi orası. Kolaydı şimdi böyle. O zaman vadi, kum tabi, çölde bu şekilde. Orada korktu, orada koştu. Çıkınca yavaşladı böyle. Merve'ye çıktı. Oradan o taraftan baktı. Yine bir şey yok böyle. Ama artık bilincini kaybeder gibi oldu. Artık bilinçsizce. Onun açısından ama böyle. Aslında Mevlam bizim taktım onu böyle. Bilinçsizce böyle. Yine tekrar safhaya geldi. Başta yok bir şey gidecek böyle. Yani yok başımı sıkınacak bir yere böylece. Yine Merve'ye, yine vadide girince yine orada koştu, korktu orada gene. Korktu. Son Merve'de. Yedinci sebep koştu böyle. Merve çıktı. Oradan bir ses duydu. Bir gürültü böyle. Korktu. Ne acaba dedi. İsmail'in olduğu yerden geldi böyle. Döndü geldi oraya. Cebrail Aleyhisselam ona insan gibi göründü. Cebrail Aleyhisselam göründü ona böylece. Hacer'e korkma. Üzülme. Allah bunu seni yaratmış. Böyle. Yerden su kaynıyor böyle. Yerden su kaynıyor. Dedi ki Hacer Aleyhisselam zem zem
Zemzem Arapça değil böyle. Hacı anlamı Mısırlı. Kıptı dilince bu. Kıptı lügatında dur anlamına geliyor böyle. Kıptı lügatında böyle. Zemzem dur dur dağılma. Yani dağılmasın suretin böyle. Heyecanla böyle. Zemzem bağırdı böyle. Dur dur böyle böyle. El açma başladı böyle. Kuyu şeklinde. Onu açtığı kadar kuyu kaldı muhtemelen böyle. Kaldı. O an tabii hemen su içtikten içine böyle ağaçlığı gitti, susuzluğu gitti, ateşi gitti, stresi gitti, huzuru buldu, rahatladı, bu kadar şey oldu böylece. Sütü geldi. Artık taşıyor sütü. Fışkırıyor versin böylece. Aldı kucağına yavrusunu. Onu da burada emzirdi. Şimdi işte orada koşarken de ne gerekiyor muhtemelen böyle bizim için böyle? Demek ki Sabah Tepesi mizanın bir gözü oraya sevap konuyor. Merve'ye günahına koyuyor bir şey böylece. Hem hatırlama gerekiyor Hacer Validemizin genç bir hanımın tek başına çöldeki çektiği o çileyi, o zahmetine böyle. Ona hatırlama gerekiyor bunlara böyle. Bir de ne gerekiyor değil mi? Safa'ya bakacaksın, sevabın ne kadar, Merve'nin günahına kaçacak bu sefer böyle. 7 sefer dolaşıyorlar da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da inşallah Arafat'a gelelim inşallah, vakfe konusuna gelelim inşallah. Arafat mahşer yeri muhtemelen, mahşer yeri böyle. İnsanlar kabirden kaldırılmış, indirilmiş, baş açık, yanın ayak, Arafat'ta kodu tutulmak o meydan var, Arafat'ta. Her kadar bir böyle. Yani paşa da, padişah da, bey de, müdür de, kapıcı da aynı böyle. Baş açık, yanın ayak, İhramlar sıralmışlar. Bu arada Arafat'ta Hacı özü Arafat. Yetişemeyen hacı olamıyor sene böyle. Kalıyor. Seneye gitmiş gerekiyor böyle. Oraya gidemeyen kişi hasta bile olsa orada bulundu mu yeterli gene böyle. Arafat Kabe tavafında çok zor evlullah bulur tavafında bulunur böyle. Kime bu denk gelir tavaf ederse, bir evliyanın tavafı bulunduğu gelirse, o tavaf daha feyizli olur muhtemelen böyle. Yedilerden olsun, kırklar olsun böyle, kutup olsun, başka evli yolu olsun böyle. Yarısı evli vardır orada. Yani kime denk gelse ki, aynı tavafta evliya var tavafta böyle, o tavaf çok feyizli olur böyle, denk gelirse böyle. Bazı tavaf olmaz feyizli böyle böyle. Ama Arefi'nin Arafat'a gelince herkese orada muhtemelen bakmak böyle. Herkese böyle. O gün böyle. Kızıl Aleyhisselam orada böyle. Peygamber Ruhaniyet orada böyle. Kaç Peygamber Ruhaniyet orada böyle. Kutup yediler ne varsa evliyallah hep orada böyle. Hepsi evliyallah böyle. Kim ruhaniyeti? Hayatı kim? Bedenen böyle. Hepsi Arafat'ta o gün böyle böyle. Yani yılda bir defa bu içtima oluyor ben böyle. Allah'ın seçim kulları, Peygamber Ruhaniyeti böyle, evliyalar, sarihler, sülahalar, hepsi o gün bir tek bir yerde Arafat'a. Bunun için oradaki dua bu yönden kabul oluyor, bu yönden hatırlayın böyle. Hızır Aleyhisselam da orada, kutuplar, üç kutup vardır. Aktap dönüyor bunlara. Ebdal yediler, kırklar, üç yüzler, Ricalullah böyle, çoktur bunların şeyleri, 500'dür. Da evliler böyle, görevli bunlar böyle. Dışında daha çok evli var böyle. Hepsi bunlar orada mı böyle böyle. Onun için o da bir gün, hatta öğleden sonra başlarsa böyle oradaki görev, ne zaman başlıyor? Yani yarım gün diyelim buna işte böylece. İşte yarım günü de insanları boşta geçirmesi var mı böyle. Geçmesi var böyle. Yani tam insan acıkır tabii insan bir şey yemesi gerekir ama ne yapıyorlar orada? Hemen hafif bir şey böyle. Acele yemeye gerekiyor böyle böyle. Şey yapmaya gerekiyor böyle. Ortaya böyle konuştun, muhabbet edin, sohbet et, neredesin, nereden geldin, nasılsın, çoğu çocuk var mı? Ben başımdan böyle. Yazık oluyor. Orada Arafat mahşer. Mahşer böyle. Mahşer böyle. Herkes kefenli, yanın ayak, baş açık. Herkes bir arada burada. Akşam günü orada batacak orada muhtemelen. Oradan Müzdelife'ye gidiliyor. Müzdelife'ye. Orada vakıf yapılır sabah namazdan önce yapılır böyle. Orada taş da toplanır.
Mine gidilir. Şeytan taşlama. Taşlama. Neyi orada şeytan taşlanıyor? İbrahim Aleyhisselam Hazretleri İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz kurban çekti böyle Mevlamcı böyle. Mekke'ye geldi. İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Kesmeye götürürken böyle şeytan çıktı karşısına böyle. Akab ilk büyük şeytan var böyle. Orada çıkıyor böyle. İbrahim ne yapıyorsun sen be? İnsanlarımızı kıyar mı dedi böyle. Nasıl emrini kıyarsın bu şekilde böyle? Aldı taş attı muhtemelen böyle. Bir taş attı böyle. Karşı şeytan böyle. Kayboldu. Tekrar çıktı. Tekrar üst sebebe çıktı böyle. Aynı yerde şeytan taşını muhtemelen böyle. O taş şeytana kahrediyor muhtemelen böyle. Biz görmüyoruz böyle. Biz görmüyoruz. Ama o şeytan, o taş şeytana kahrediyor muhtemelen böyle. Kahrediyor böyle. Yani şeytanın taşlama böyle. Uzaklaşma kendinden. Anlamaya geliyor. E o da kurbanı kesiyorlar böyle. Bir de haç tavafı vardır. Fazla. Üç günde bu caizdir. Yani vacip olup yapması gerekiyor. Bu da yapılıyor. Ya da inşallah Medine'ye az bir şey inşallah. Tamam, Medine'ye ver inşallah. Medine'ye münevvere. Medine'ye münevvere. Medine şehir demektir Arapça. Şehir. Önce bunun adı Medine-i Resul'dü. Peygamber şehri. Sonra değişti Medine-i Münevvere. Nurlu şehir. Nurlu şehir. Anlamına geliyor Medine-i Münevvere. Direkt haçtan sonra, haçtan önce böyle. Bak, o da ikisi olabilir, cahit olabilir. Medine'ye girerken ne gerekiyor? Orada Allah'ın Resulü atıyor muhtemelen. Resulü böyle. Dünyanın en kutsal yeri Peygamberimizin kabri bulunduğu yer muhtemelen böyle. En kutsal yeri böyle. Bunun da kutsal, daha kutsal yeri var böyle. Peygamberimizin bedeni dokunan toprak. Temasını tutuyor. Bu ağaçtan da kıymetli, Kabe'nin de kıymetli muhtemelen böyle. Peygamberimizin bedeni dokunan toprak böyle. Mezarından böylece. Rabbim orası seçti Peygamberimize. Hicret. Oraya gitti oraya. Yine giderken ne gibi yolda? Sabah-ı Şerif'e muhtemelen böyle. Sabah-ı Şerif'e yolda böyle. Düşünme göre Peygamberimiz hayatını aleyhissalatü vesselam'a verecek. Orada 10 sene kaldı Medine-i Münevvere'de. Devamlı yatıp uyuyamadı rahatça ama. Böyle. Gezi ibadet, günüzleri cihat böyle. Mücadele, davet, irşat insanlara, uyandırma insanlara muhtemelen. Durmadan böyle. Çünkü zamanı az böyle. Zaman az böyle. Alem yanıyor. Şirk küfür içerisinde böyle. İsyandayım böyle. Cahil edelim böyle. Putlar tapınanlar böylece. Kurtarmak için Aleyhisselam Hocam Peygamber'in böyle. Medine'ye gitti ama rahat mı atmak böyle böyle. Durmadan böyle. Çöllerde, orada, burada. Böyle. Hep mücadele böyle. Hesabını bir tarafa gitmeye ulaşıyor. Mücadele bu şekilde. 10 sene geçti. Şimdi peygamberler ölünmez muhtemelen peygamberler böyle. Hatta şehit ölmez değil mi? Ayet-i Kerime böyle. Ölü demeyin. Burada ölü zannetmeyin. Bak, ölü demeyin sözle böyle. Bir de zan, işte böyle. Veya tahseben dedi kutu bir sebiyle bak. Veya tahseben dedi, bunda şiddet var böyle. Sakın sakın demeyin, zannetmeyin böyle. Yani şehit ölmüyor böyle. Nedir şehitler? Ümmeti. Ümmeti değil mi muhtemelen? Medbu. Tabi olacakmış böylece. Peygamber ondan tabi çok üstü muhtemelen böyle. Peygamber ölmez muhtemelen. Muhtemelen böyle. Aynen duruyorlar hem böyle. Aynen böyle. Kefene çürümez. Hatta Peygamberimizin kefenin altına bir onu yatağa kadar örttüğü bir şey vardı. Bir örtü var bana. Onu koydu altına böyle. Koydu. Örteyim etti böylece. Onu koydu böyle. Orada böylece. Peygamber ölmezler. Aynen diri bu şekilde böyle. Bir de Peygamber iki tane de Peygamberimizin en yakını sahabesi. Bir yarı gardeniye böyle. Mağara arkadaşı böyle birisi böyle. Ebubekir Sıddık muhtemelen böyle. Ömer'in Faruk. Hep bunlar hayatta Peygamber beraberler hep böyle. Devamlı böyle. Devamlı beraber Peygamber beraberler. Üçü orada yani ne törmez hemen böyle. Orada da böylece. İşte Medine'nin de özelliği buradan kaynaklanıyor. Peygamberimizin mezarı şerifi, Mekke'de şerifi
orada. Mezarı. Giden de bilirler muhteremler orası. Orası Peygamberimizin odasıydı. Ayşe anamıza ait orası böyle. Tek odam böyle. İyi Ayşe hanım böyle. Yani mutfağı da o. Yatak odası hepsi o. Salon hepsi böyle. Ayşe anamızın böylece. Bir peygamber zevcesi, bir peygamber hanımın odası o kadar. Bir tek evi o. Mutfağı da o. Yatak odası hepsi o böyle. Orada. O da küçüktü. Kerpiç yapılmış o da. Bir tek divan vardı böyle. Ön tarafında, kırk tarafında bir divan vardı böyle. Divan da ama öyle mobilya değil böyle. Rendesiz, mendesiz böyle. Ağaçtan bir divan vardı. Üzerinde bir yatak vardı. Yatak yüzü deriydi muhtemelen. İçinde de hurma lifi. Pamuk yüğü yok muhtemelen. Hurma lifinden böyle sert bir şekilde ipiydi bence. O odaya girince önde sağ tarafında köşeydi böylece. Köşeydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vefat edince muhteremler Peygamber başları hesabına söylemedi. Onlara baktı böylece. Peygamber Aleyhisselam tabi dünyadan geçti muhteremler böyle. Ayşe Validemizin kucağında böyle. Kucağında dünyadan geçti. Şimdi yıkanacak tabi. Alışmışlar sahabeler her şey Resulullah'a danışmaya. Anlaşmaya. Her şey bir Resulullah böyle böyle. Resulullah yok şuna muhtemelenler. Yine karar verecekler böyle. Önce şuna karar veremiyorlar. Acaba nereye gömelim? Defin için nereye yapalım acaba böyle? Kimi dedi ki Kabe'nin yanına gömelim. Kimi şey Medine mezarlarında. Kimi Meşid'e şuna gömelim bu şekilde derken Hazreti aklına geldi. Ben de Resulullah işittim, hadis işittim. Allah Teala peygamberin ne alsa oraya gömülür. Bakın böyle. Hadis olunca bu sefer buna razı oldular böylece. Sonra yıkama şansı geldi. Nasıl yıkayalım peygamber? Acaba soyalım böyle bedenini. Üryan, çıplak. Olur mu acaba peygambere? Ne yapayım derken böylece karar veremiyorlar böyle. Daha sonra kıyamıyorlar ki toprağa gömmeye. Yani zaman şey yapıyor böyle. Parasını vefat etti. Salgını gece ancak mezara koydu. Yani ciğerde yanıyor, işte yanıyor bu şekilde. Kıyamına bir terleme yapayım onlar. Nasıl yıkayalım acaba? Bir uyku verdi onlara Rabbim böylece. Bir ses duydular böyle. Hızır Aleyhisselam da bu şekilde. Resulullah gömleğinin içini yıkayın. O çıkamıyor gömleğini böyle. Bir altına böyle. Hazır Aleyhisselam'ın o kıyamıyor. Amcaoğlu hem damadı böyle böyle. Ve o da o şey etmişler yıkamasını böyle. Hazreti Fadıl amca, o da oğlu Hazreti Abbas'ın oğlu. Su döktü böyle şekilde. Hazreti Abbas yardım etti yanlarında. Bir de Şakrama peygamberin Hazreti Kölesi. O da yardım etti bu şekilde. Orada tabi yıkandı Aleyhisselam Hazretleri. O yattı divanın olduğu yer. Zaten divan da yıkandı. Üzerine yatak alındı. Divan üzerine yıkandı. Divan da alındı. Oraya mezara kazıldı. Oraya gömdü muhtemelen. Yani bu Aleyhisselam Hazretleri evim ile minberim arasında cennetin bir bahçe. Evim ile minberim arasında böyle. Bir de kabrimle. Böyle. Peygamberimiz şimdi biliyorsunuz mezarı burada böyle. Önü külüye verince Rab-i Mutahara demiri. Rab-i Mutahara. Yani pak tertemiz Rab-i Bahçe. Cennet bahçesi anlamıyor böyle. Rab-i Mutahara böyle. Burası neresi? Peygamberimiz yanında yapılan mescid. Yani. Yani Harun Medine Mescidi'nin özü aslı orası böyle. Kük orası böylece. Peygamber'in yapılan meşrit böyle. Tabi ilham olduğu zaman, geniş anda sonra orası. Şimdi ilk oraya ne gerekiyor? Oraya gidince tabi namaz vakti ise kâhmet dönemesi namazı kılacak kişi böylece. Değilse de mekul bir vakit değilse iki kez namaz kılınır böylece. Namaz, tehdit meşrit namaz kılınır böyle. Rabbim kutlar da böyle. O kılabilirse iki namaz kılar. Ondan sonra Peygamber'in ziyareti yardım. Peygamber Hazretleri böyle. Aynen hayattaymış gibi. Gibi değil zaten hayatta zaten peygamber böyle. Hayatta. Yani gören öyle görüyorlar Allah dostları. Yani oturuyor onun muhtemelen böyle. Oturuyor böyle bakıyor böyle şey. Selam alıyor böyle. O da selam alıyor böylece. Hatta bir kanal yudu muhteremler. Allah'ıma değerlisi bir kanıncı da vardı böyle. Sahabı böyle çok mübarek kanıncı böyle. Onu hacca götürdü kendisine böylece.
Hacca gitti, ziyarete gitti de bu şekilde. Ben dedi, peygamber ölü zannettim. Oturup bize bakıyor bize bu sebebi diyor muhtemelen böyle. Bakın bakın demiş, tabii görmüyor başlarımdan böyle böyle. Oturup yoksa böylece. Şimdi peygamberimizin kabri şerini ziyaret çok ama önemli muhtemelen böyle, çok önemli. Çünkü hayatta gibi sevap oluyor. Hadise geliyor, ona cennet vacip oldu. Peygamber ziyaret var, peygamber ziyaret var böyle. Çok önemli burada. Yalnız burada ihtiram, hürmet, saygı gerekiyor böyle. Hadi yakınmaya gerekiyor fazla. Tabi burada demir parmaklık var böyle, şebeke deniyor bunlara böyle. Kim oradan bakmak istiyor böyle. İçeride tabi peygamberimizin mezarı var, sandık var. Yeşil örtü var üzerinde. Hatta örtü büyük. Üç tane mezarı kaplıyor böyle. Kaplıyor işte böyle. Oraya fazla bakmamak gerekiyor. İşlemek böyle. Bu bir saygısı yok oraya böyle şey. Bunu şöyle diyordu Allah dostları muhteremler. Yani peygamberimizin aslında iyi bir peygamberimizin. İyi bir şimdi peygamber hayatta olsa, hayatta olsa, hiç camdan içi baksa olur mu? Olmaz mı muhterem böyle? Edepçik olmuştur böyle şey. Onun için böyle, yani üç adım hiç en aşağı böyle geçirme gerekiyor böyle. Kimi elini sıvazıyor şeylere? Bu da Hristiyan adeti muhteremler böyle. İslam yok bunlar böyle böyle. Bu şebekeye, demire, parmakla el sürmek, İslam yok bunlar böyle böyle. El sürmek bir şekilde böylece gelir. Peygamberimizin bulunduğu yer bir işaret var, yuvarlak bir şey böyle. En kalını orada. Oraya gelir. Peygamberimizin savaş şey verir. Selam peygamberler. Orada Allah'ın salli Muhammed demez ama muhterem başına bak. Demez. Neden? Allah'ın salli Muhammed, Allah'ın salli sıhhat eyle. Bu ne olur? Burada olur böyle. Gayb bu. Uzakta olur böyle. Şimdi karşıda. Ne gerekiyor? Bir tabi. Esselamünaleyküm ya Resulallah. Esselamünaleyküm ya Resulallah be. Esselamünaleyküm ya Resulallah. Esselamünaleyküm ya Resulallah böylece. Esselatüm aleyke ya Resulallah. Aleyke. Sana olsun ya Resulallah. Yani peygamber görür gibi böyle. Peygamber sarılı şeydir bu şekilde böyle. Ya eyyü nebiyyü. Eyyü nebiyyü böyle. Ya nebiyyallah, ya Resulallah, ya Habiballah. Artık ne gerçek kalbim bu şekilde böylece. Böyle lakaflarıyla. Aleyke demek gerek. Aleyke ya Resulallah, aleyke ya Resulallah bana. Diye bu şekilde getiriyor böyle. Tabi elini bir dualar böyle, boynunu büker böyle, fazla bakmadan bir şeylere. Yani Peygamberimizin kendisini gördüğünü, orada olduğunu, Peygamberimize o selamı alıyor muhtemelen böyle. Alıyor muhtemelen böyle. Kim verirse, o selamı alıyor muhtemelen böyle. O da buyuruyor, ve aleykesselam, ve aleykesselam buyuruyor. O selamı alıyor. Hayattaymış gibi biz göremesek de o bizi görüyor yani böyle. Bedeni orada, ruhu orada. Hazır tabii ruhu orada. Ruh tabii gezer gelir, ruh orada oluyor böylece. Bedeni orada böyle, evi orada. Yani yattığı yer orası bu şekilde. Yani sanki asıl saadet orada yaşanıyor olacak sanki. Asıl saadet sanki hemen derler. Yani peygamber uyuyor sanki onun mezarında kalkıp camiye gelecekmiş, gelecek. O havayla bir şey yapma gerekiyor bu arada. Sadece bir adam sağ atar, Hazreti Bekir var. Ona selam verir. Bir adam atar, Hazreti Ömer. Ona çıkarmaz sonra. Ravza-i Mutahhare. Cennetten bir bahçe muhtemelen. Bir bahçe. Bir oturuyoruz Ravza-i Mutahhare'de. Enes Efendi vardı, Allah'ın mesajı muhtemelen. Enes Efendi biri vardı böyle. Rahmet oldu. Allah'ın kalbini nur etsin muhtemelen böyle. Allah bir şefaat olsun inşallah böylece. O da yanımızda bu şekilde. Birdenbire gönlüne geldi herhalde. Bakın dedi burası. Neresi burası? Ravza-i Mutahhare. Ravza. Cennetin bahçe burası böyle. Cennet bahçe bir bahçe böyle. Cennet bahçe böyle. Kimler var cennette? Benim de bir yiyin. Sıddık şurada salihler var. Ayet-i Kerim var. Onu okudu artık böyle. Benim de bir yiyin. Nebiler, peygamberler. Sıddık'ın. Ve şurada şehitler ve salihin. Ev salihin var bir şey böyle. Şimdi bakın hadi biraz cihaz bahçesi mi? Yani bahçesi. Diyor böyle. Kim başladı burada? Mine nebiyin. Fazla nebi yok. Bakın burada bak burada. Yine başladı böyle. Bak kalın nebi böyle. Sıddık. Ebu Sıddık hadi böyle. Şurada Hazreti Ömer baktı. Salihin. Hep buna salihin. Allah'ın. Allah'ın.
Nebiyyin peygamberimiz Sıddık Ebu Bekir şurada Hazreti Ömer'de şehit oldu böyle. Ve oradakiler hepsi bunun sahilde bunlara bakıyor böyle. Buyurdu. Razan Muhtare. Onun da tabii her şeyin bir de özü var ya, onun da kıymetli yeri var. Razan Muhtare'nin de böylece. Neresi? Mihrap. Dört mihrap var. Dört mihrap orada orada. Giri peygamberimizin namaz kıldığı mihrap orası böyle. O da meşhur çünkü böyle. Peygamber namaz kıldırıyordu. O mihrapta da işte namaz kılabilirsin insan nasip olsun tabi insanlar böyle. Kim izahı vermeden bir de kısa okumak gerekiyor böyle. Yani başta sıra demesi için kısa okumak gerekiyor böyle de. Mihrap peygamberimizin namaz kıldırdığı yer. Yine peygamberimizin namaz kıldığı yer vardı orada. Minber var ya minber. Kutu okunuyor böyle. Onun yanı başında, ortalarında böyle. Orada bir şahat var böyle. Peygamberimizin sağımız oraya girdi böyle. İşte orada namaz kılmak böyle. Namaz kılmak orada. Peygamberimizin en çok büyük namaz kıldı böyle. Bir de bir mihrap daha var böyle. Peygamberimizin kabrinin arkasında. O namaz kılmak gerekiyor zamanımızda ama. Şimdi kabir olduğu için böylece. O peygamberimizin teheccüd namazı kıldığı yerde böyle. İkinci mihrap böyle. Üçüncü mihrap, imamın namaz kıldığı yerde böyle. Hazreti Osman'ın mihrabı deniyor buna böyle. Osman zamanında öne açıldı. Genişledi mescid. O mihrap yapıldı. O namaz imam kıldırıyor böyle. Bir de Razım'ın sağında var böyle. Minberin yanında var. O da İstanbul'da bizim padişahımız Sultan Süleyman'ın yaptığı mihrabıdır. Sultan Süleyman'ın yaptığı mihrap böyle. Evet, mihrap var böylece orada. Medine-i Merve'de tabii kişiye kaldığı sürece muhtemelen böyle daha çok orada savaşa getirmeye gerekiyor böyle. Peygamberimize ve devamlı böyle sünnetini peygamberimizin böyle, her şeyine böyle. Namazında, niyazında, su içmesinde, yürümesinde, her şeyine böyle gerekiyor. Yani Medine'nin tabi ziyaret yerleri de var. Cennet-i Bakî mezarlık var. Biraz da o dünyanın en kutsal mezarlığı muhtemelenler. 10.000 aşkın sahabe böyle. Sahabenin çoğu başarı kaldı tabi, dağılır dünyaya. 10.000 kadar sahabi orada. 10.000 tane sahabi muhtemelen. Tabi'in, tebe tabi'in böyle. Kimde var bunlar böyle. Yani o Cennet-i Bakı denen yer, Medine mezarlığı tabi nasip olan böyle muhtemelen. Nasip olan böyle. Yani cennetten tatlı muhtemelen. Yani nasıl o insan oraya gömülebilsek inşallah. Yani ben isteyeyim Allah'ın söylesek inşallah muhtemelen inşallah böyle. Rabbim duamı kabul etsin işte. İsteyen Rabbim nasip etsin. İsteyen Rabbim nasip etsin. Rabbim nasip etsin. Cennetine bakıyor muhtemelen. Yani mesela ülkemizde nerede bir mezar türbe varsa etrafında mezar var böyle. Neden? Vaziyet etmişler muhtemelen böyle. Demişler ki ben öldüğüm zamanda yine filan evlerin yanına gömdüm böyle. Bir evlerin yanına gömülmek bakmıyor. O kıymetli böyle. Orada Peygamberimizin yanı başında bir de 10.000 sahabe. Tabii şehitler var, artık sıddıklar var. Vardı muhtemelen böyle. Her biri bir nur böyle. Cennetten güzel. Feyiz, tat muhtemelen böyle. Böyle bir alem var. O içerisinde böyle. Ama dıştan bir şey görülmez muhtemelen böyle. Dıştan böyle yeşillik, meşillik, çatava yok böyle. Dıştan bakarsın böyle. Sanki bir gariban gibi böyle. Öyle bir görünür böyle. Ama altı, mezarın altı cennetten bahçe muhtemelen burası böyle. Orası böyle. Sonra Meşri Kuba var. Oraya gideriz, ziyaret ederiz böylece. Uğur şehitleri. Böyle. Uğur şehitleri. 70 tane şehit verdik orada. Uğur'da şehit verdik böylece. Oraya gideriz böylece. Bir de Medine'de 40 vakit namaz kılma, çalışmak, hadis-i şerif hakkında muhtemelenler. 40 vakit namaz kılmak oluyor böyle. Bu da 8 günde oluyor böyle. 5-8-40 yapar böyle. Bir insan 8 günü böyle 40 vakti kaçırmadan böyle. İşe dalmadan, alışa dalmadan, hediye dalmadan, bana dalmadan. Ama ne yazık ki ömür orada da ticaret de geçiyor muhtemelen böyle. Kişi bir giriyor böyle çarşısına. Hiç görmediğin eşyalara böyle. Çin'den, şundan, bundan, Japonya'dan vardı. Görmedim böyle. Süslü püslü böyle. Yaldızı şunları böyle. Tuna bunu alayım, kızımı bunu alayım, onu alayım, bunu alayım derken onu mu alsam, bunu mu alsam acaba? Neden insan kafası karışıyor böyle. Dalıyorsun böylece.
birbirinden güzel. Eyvah, ezan okumuş, namaz kaçırmışım. Ya. Bakın, orası gelmeye gerek yok böyle. Resulümüzün bulunduğu yer. Bunun yanı böyle. Namaz kıldığı yer. İmamlık yaptığı yer, mihrab yaptığı yer bu şekilde. Sonra her zaman Medine'de evliya bulunuyor muhtemelen. Yani 70 tane başkan muhtemelen. Yani 70 evliya her zaman Medine'de bulunuyor böyle. Bunlar görülü bunlar. Görülü bunlar böyle. İşte peygamber etrafında olması evliya gerekiyor böyle. Peygamber garip oluyor. Yoksa onlara iltibas gerekiyor onlara böylece. Bir rüyasına görmüş benden. Bir mezar gördüm dedi böyle. Kendi böyle söyledi. Mezar gördüm dedi böylece. Üç kişi bir arada. Üç kişi bir arada böyle. Oturmuş sohbet ediyor böyle. Biri kim dedim. Resulullah peygamber böyle. Biri Hazreti Bekir Sıddık. Biri Ömer-i Faruk. Yani ayrı mezarlar ama ruhlara o duvar engel olmuyor ki ama böyle. Bu engel olmuyor ruhlara mutlaka böyle. Ruh şeffaf bunlar. Onlar için böyle. Onun engel olmuyor onlara böyle. Rüyamda gördüm böyle, baktım da böyle diyor. Peygamberimiz Hazreti Bekir, Hazreti Ömer oturmuşlar böyle. Aynı dünyada yaş hayatta gitmiş böyle böyle diye. O şekilde böyle sohbet ediyor böyle. Müslümanlar anlatıyor, ona dinliyorlar. Bir şey soruyorlar bu şekilde. Ediyorlar. Merak ettim diyor. Dedim ki ne mutlu size böyle konuşuyor. Ne mutlu size böyle yapıyor. Bak burada sohbet ediyorsun burada bu şekilde. Ne mutlu size böyle. Dedim ben ah diyor. Benim bir endişem var ama. Ne var? Kıyamet kopacak. Üfürecek böyle. Ümmetin kalkacak mezarından. Ne olacak? Ümmetim hali olamaz. Ne olacak? Ümmetim hali olamaz. Ne olacak böyle? Yani biz düşünmüyoruz kendimizi muhtemelen. Bak böyle. Yani biz düşünmüyoruz kendimizi muhtemelen böyle. Önümüzde bir ölüm var değil mi? Muhtemelen? Ölüm var muhtemelen. Kimse ona kurtulmuyor ondan böyle. Ölüm var böyle. Dünya denen şey bir rüyamış. O anlık kişi böyle. Hadis var böyle. İnsan uykuda ayrılır. Feyzen muhattın debe o. Öyle uyanacak bu. Kişi önüne bakacak ki ne mi dünya? Allah Allah. Dünya denen şey bir hayalmiş be. Evlere baktı, eşyalar, şunlar, bunlar. İyi, bu, şunlar, bunlar böyle. Bir hayal mi? Bir yan var şeyle. Öyle bir şey kaldı mı? Benim oluyor. İnsan uykuda insanlar böyle. Uyanınca intiba gelecek böyle. Öldüğü zaman öyle şey böyle. Feyzan muhattun tebehu böyle. Bir evliyolar bu hadisi açıklıyor da şu açıklıyor bu şekilde muhteremden. Bir insan rüya görür diyor. Herkes tabii görür de bir örnek veriyor. Bir insan rüya görür diyor. Rüyasına diyor köşkler, saraylar, yazlıklar, kışlıklar, şunlara, bunlara yiyecekler, mallar, mülkler böyle süslü püslü böyle diyor. Çok şey görüyor böyle diyor. Yani uyanır bakar diyor. Ah. Bir şey yapmadan böyle. Bir gün bir oturuyoruz. Bir eve gittim orada. Misal gittim oraya böyle. Çocuk uyuyordu böyle. Çocuk şöyle 4-5 yaşında çocuk tamirin böyle yani. O tamirin böyle. Çocuk uyuyor tamirin. Biz oturuyoruz sohbet böyle. Vardı 5-10 kişi. Çocuk uyandı bir demiş. Uyandı bir çocuk böyle. Uyanınca böyle uyandı. Arabam nerede? Tayran nerede? Başım ağlama. Rüyasına görmüştü onları. Uyanan çocuk böyle, tabii ki aygıramıyor rüyayla gerçeğe. Uyanmayan, arabam ne oldu? Kim aldı? Böyle. İşte bak muhtemelen böyle ya. Öldüğümüz zaman böyle, öldüğümüz zaman uyanacağız böyle. Dünyada gördüklerimiz bir rüyamış. Rüyamış böyle şey. Gezme, tozma, yeme, içme, tatiller, benim karşısında oteller, lüks oteller, şunlar, bunlar, gezme, tozma, bu şey bunları böylece, o konforlar, şunlar, bunlar böylece, kişi bakacak ki, of, Allah Allah, o rüyamış onlara böyle. Be. Ne de gerçek olanı? İşte kabir hayatı oteller, kabir hayatı böyle. Gerçek olanı kabir hayatı oteller. Rahim, uyanmanı seversin dünyadaki muhtemelen böylece inşallah. Allah hacilerini kabul etsin muhterem inşallah böyle. Nasip etsin Rabbim inşallah. Teala. Bilal Teala Fatiha.